araştırmak için. Hatay Sanatçılar Derneği üyesi Sevil Albeyoğlu, atık malzemelerden yaptığı süs eşyalarını açtığı el sanatları sergisiyle kent halkının beğenisine sundu. Şunlar kapalı süsler olarak yapıyorum. Şu kumaştan, biyeden içi tel geçirilmiş ağaç yapıyorum. Bunları kütükleri üstüne tanzim ediyorum. Kapı süsleri olarak keçeden yaptım. Şunlar çanta. Şunlar keçeden yaptıklarım. Hatay Sanatçılar Oluşumu 1. etkinliği kapsamında Antakya Belediyesi Kültür Sarayı'nda açtığı el sanatları sergisinde konuşan HASAT üyesi Sevil Albeyoğlu, ilk kez el sanatları sergisi açtığını belirtirken sergilediği tüm el sanatlarını atık malzemelerle yaptığını söyledi. Kumaşlardan yaka çiçeği gelin başları yapıyorum. Şu da benim yine artık malzemelerden. Kapı süsleri hazırlıyorum. Yani gördüğüm her şey, güzel şeyi yapmak istiyorum. Kapı süsü, keçe patikler, terlikler, atık malzemeler. Hatay Sanatçılar Oluşumu Geçici Komitesi adına konuşan Vecdi Koçak ise bu etkinliğin Hatay Sanatçılar Oluşumu'nun bir etkinliği olduğunun altını çizdi. Her ay bir sanatçının kendi dalında yapmak istediği etkinliği hayata geçireceklerini ifade etti ve bizim amacımız hem sanatçıları bir araya toplamak, birlik, beraberlik ve imece ruhuyla sanatçılara destek vermek, hem sanatçının halk tarafından tanınmasını sağlamak, hem de halkı sanatsal etkinliklere teşvik etmektir, dedi. Aldığımız kararla, geçici komitenin aldığı kararla her ay bir sanatçının kendi dalında yapmak istediği etkinliği yapacağız. Bizim amacımız sanatçıları bir araya toplamak, beraberlik, imece ruhuyla destek vermek. Atık malzemelerden yaptığı eserler ile yaratıcılığını konuşturduğu el emeği ürünleriyle takdir toplayan HASAT üyesi Sevil Albeyoğlu'nun ilk kişisel sergisinin 29 Aralık 2012 mesai saati bitimine kadar sanatseverlerin beğenisine açık tutulacağı öğrenildi.